Resmen kaçtık sonuçta. Direkt beni arasan kaçmana gerek kalmayacak. Ya ben Rüstem abi öyle görünce düşünemedim ki Melek. Adam kafayı sıyırdı resmen. Ne oldu, sonuçta bir sorun yok değil mi? Yok yok, ben aradım konuştum. Baştaki çekim nereden çıkacak? Pastayı da kendileri çekip yollayacak. Ha, iyi o zaman. Seni zor durumda bırakmadın değil mi Ahmetciğim? Biraz zor duruma düştük Rüstem abi. Ama senin canın sağ olsun. Sonuçta sağlığımız önemli değil mi? Yaşa. Sağlık dedim de aklıma geldi Melek. Ben doktor gözetiminde spor mu yapsam? Sonuçta bu vücut enstrüman yani. Denzel Washington'a bak ya, 60 yaşında bir gram yağ yok herifte. Ya Ahmet, yine mi aynı konu? Sadece sporla olmaz, sağlıklı beslenmen lazım. Alkol alma mesela. Bak bana, hem gırtlağımı tutuyorum hem yoga yapıyorum. Bana yoga deme. Yoga deme bana. Geçen yogacı bir kızla tanıştım. Yemin ediyorum öyle bir karmaştırmış ki kendini. Başını sonunu, önünü arkasını tutturamadım. Ne hareketi? Sana demiyorum. Rüstem abi ne diyorsun, ben spor yapsam mı ya doktorla beraber? Yaptım diye olsun tamam. Ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Yaptım diye olsun tamam. Ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Pardon, kiminle görüşüyorum? Ahmet Kural. Feride ne haber? Ahmet Kural ben. İyi, senden ne haber? Ne olsun işte ya, çekim mekim uğraşıyoruz be Feride. İyi, kolay gelsin. Sağ ol. Şey için aradım ben ya, menajerim ara dedi de. Hayırdır? Bir saniye, Tuncel Kurtis değil mi o ya? Tuncel abi! Kim? Şimdi Feride'ciğim, ben oyuncuyum ya, aktörüm ya, hani 4 tane başrolüm var ya. Menajerim dedi ki, doktor gözetiminde spor yapman lazım Ahmet dedi. Bu vücut enstrüman ya. Anladım. Ama seninle yapmamı söyledi menajerim. Ha? Doktor hasta ilişkisi. Anladım Ahmetciğim, ama önce programıma bakmam lazım, yoksa çok isterim. Benim de programım çok yoğun Feride, bir şekilde ayarlayacağız. Ya, geçen gece tanıştırdım ya sizi. Beni hiç ilgilendirmez. Hayırlı uğurlu olsun. O işte benim Azerbaycan'dan sınıf arkadaşım. Burada özel hastanesi varmış. Haftaya onun yanında çalışmaya başlayacağım. Yani o yüzden bir programa bakmam lazım Ahmet. Yüzüğü de taktınız mı hemen? Ne? yok bir şey ya. Vallahi sen de hızlı çıktın ha Feride. Ya Ahmet, sesin az geliyor. Neredesin sen? Uğrayayım yanına. Geçen hafta geldin ya Lale Bar'a. Oradayım. Hemen gel hemen. Hadi. Tamam hadi. Görüşürüz o zaman. Sonra dedim ki Kartal'a, sen misin bu filmin başrolü, ben miyim? Ha, sen nazlanmayı bırak, gel oyna filminde. Ama bensem, gel bekletme başrolü. O ne dedi? Bir şey diyemedi, ne diyecek? Gitti, paşa paşa oynadı rolünü. Cümleten iyi akşamlar. Rüstem baba, nasılsınız inşallah? Vallahi kardeşim, az önce gelip birisi benden imza istedi. Hayırlı olsun kardeşim. O zaman içkiler senden. Şu elini bir çek de. Herkesin kendine ayrı var bu akşam. Allah Allah ya, portakallık filmde oynuyorum oğlum. Açım aç. Bir içki ısmarla da içek lan. Abiler ablalar, biz geldik. Yetenek Pınarımız da geldiğine göre. Haber Zehra. İyi Ahmet abi, ne olsun, regl oldum of. Ya kızım, her şeye cevap verme. Sus bari. Allah Allah. Ne haber Melek abla? Sensin be abla. Ben kaçıyorum yavaştan. Ben de kalkıyordum zaten. Bırakayım mı sesi Melek Hanım? Arabanız var mıydı? Şu anda yok. İyi gel, ben bırakırım seni. Hoppa çuppa yuppa çuppa. Kalabalık yok da. Zehracığım, maaşını da aldığına göre bir içki ısmarlasana ya. Maaş mıydı o? Ben onu geçen gün derste olanları unutayım diye verdim sandım. Hani unutmamışsın? Şşş, bana bakın. Feride gelecek, sakın bir pot kırmayın ha. Feride mi? Hayırdır kardeşim, o başkasıyla görüşmüyor muydu ya? Arkadaş Murat, arkadaş. Ahmet, vukuat yapmayacağız değil mi bu gecede? Ay senin vukuatına da. Yürüyün la, bana gidiyoruz. Bir dakika, bana gidemeyiz. Polis geliyor ses çıkınca. Yürüyün la, Murat'ın pansiyona gidiyoruz. Dur. Alo, Feride, Bar Namert çıktı. Sana vereceğim adrese geliyorsun, tamam mı? Sana home party nasıl yapılırmış göstereceğim. Adresi yaz.